Ankara TUSTATA'dan herkese merhabalar. Mart 2021 TUS'unu geride bıraktık. Sınav sonuçlarımız açıklandı ve bizimle deneyimlerini paylaşmak adına TUS 7.'miz Doktor İrem Özdağ aramızda. İrem'cim hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ olun, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu arada tebrik ediyorum tekrardan. Teşekkür ederim. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türkçe Tıp son sınıf öğrencisiyim. Ankara TUSTATA kursiyeriyim. Şehir Hastanesi'nde internim. 2021 Mart TUS'unda temel bilimlerde 77.31, klinik bilimlerde ise 76.74 puan aldım. Temelde 7. klinikte 8. oldum. Toplamda 197 netim oldu. Bu kadar. Çok tebrik ediyorum seni. İnşallah ileriki dönemlerde de bu başarın devam teşekkür eder. Ederim. Peki hangi uzmanlık alanını düşünüyorsun? Şöyle, aklımda hep cerrahi bölümler var. Öyle oldu. Bundan sonra da inşallah o şekilde devam edeceğim. İstediğim bir üniversite, bir bölüm var. İnşallah Eylül TUS'unda da bu derecemi korursam, buna yakın alırsam oraya yerleşmek istiyorum. İnşallah istediğin emellerine kavuşursun. Teşekkür ederim. Peki kursiyerimiz olarak bu deneme sınavlarıyla TUS'u karşılaştıracak olursak nasıl bir benzerlik vardı? Ya da zorluk derecesi açısından da bakabilirsin buna. Şöyle, temel bilimlerde TUS'ta, özellikle biyokimyada biraz daha sıkıntılı sorularımız vardı, evet. Ama genel olarak hani hem denemelerde hem hocalarımızın anlatımlarında, gerek dersler soru çözümlerinde, gerek de deneme sınavlarının çözümlerinde, soru çözümlerini dinleyerek katılmıştım ben çünkü. Çok yakındı. Şöyle, hem soru kökü yakındı hem cevap olarak da yakınlıkları vardı. O yüzden yani güzel geçti sınavım. Biliyorsun ki dünya olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Pandemi süreci hepimizi etkiledi, eğitimi de etkiledi. Ve biz bu süreçte online eğitimlerimizle sizlere destek olmaya çalıştık. Peki senin bu sürecin nasıl geçti? Biliyorsun işte dersler bir canlı yapıldı, sonra tekrar yasaklar geldi, tekrar online eğitime geçildi vesaire. Böyle bir durumda sen nasıl değerlendirdin? Bizim online eğitimlerimizden nasıl faydalandın? Şöyle, Covid'den dolayı gerek eğitimimizde, hem okul eğitimimizde, hem dershane eğitimimizde sıkıntılar yaşadık. Ama bu şöyle bir durum oldu. Pandemiden sonra 3-4 hafta, kısa bir süre sonra online sistemimiz kuruldu. Benim 5. sınıfta kalan derslerimde şöyle bir sıkıntı yaşamıştım. Derslere katılma durumum biraz kesintiye uğramıştı okulda derslerimden dolayı. Birkaç dersim benim offline'de dinlemem gerekiyordu. Online sistem bana çok faydasını gördüm o konuda. Hani Covid'in tek fayda gördüğüm kısmı bu olsa gerek. Çünkü hem kalan derslerimiz verildi, hem tekrar tekrar derslerimiz açıldı ve ben onları tekrar tekrar dinledim. Dinleyerek anlayan bir insanım. Hani sadece okumak bana fayda vermiyor. Sürekli olarak hocanın sesiyle ben ders anlatımında çok fayda gördüm kendimce. O yüzden bunun faydasını ben çok gördüm. Tekrar tekrar dinledim. Oradaki soru çözümlerini de dinledim. O yüzden bana o çok faydası sağladı. Hem online portal hem de mobil uygulamasını ben efektif olarak kullandım. Gireceğin asıl sınavda da hazırlanmak maksadıyla şu an önümüzdeki aylarda tekrardan açacağımız dersler sana çok büyük fayda sağlayacaktır bu durumda. Evet, onu tekrar dinleyeceğim inşallah. Çok güzel. Peki hangi kaynaklardan faydalandın? Şöyle, dershane kaydolurken zaten ne görüyoruz, hem temel bilimlerde hem klinik bilimlerde fasiküllerimiz vardı. Ekstradan TTS'lerimiz vardı. Ben bu klinik kitaplarını, temel kitaplarını okudum. Okuduktan sonra arkasındaki denemelerini çözdüm. Soru çözümlerimiz vardı. Hem çıkmış soruları hem de hocalarımızın öngördüğü sorular var içerisinde. Onları çözerek hazırlandım. Çok faydasını gördüm. O şekilde. Peki TUS hazırlığına tam olarak ne zaman başladın? 5. sınıfta dershane dersleriyle beraber başladım. Başka herhangi bir erkenden vesaire bir başlamam olmamıştı. O zaman sana göre 5. sınıfta başlamak mantıklı. Aynen. Tamam, peki. Senden sonraki adaylarımıza tavsiyelerin var mı? Şöyle, kitaplarımız, kaynaklarımız gayet yeterli. Hocalarımızın anlatımları gayet yeterli. Hani bunları bir kere değil, belki iki defa dinlenmesi faydalı olabilir. Çünkü ne kadar dinlersek hani kendimiz okuyabiliriz bir kere, ama hocayı dinlediğimiz zaman hem hocayı dinlemiş oluyoruz tekrardan, hem yine okumuş da oluyoruz. Yani bu bence çok büyük bir tekrar avantajı sağlıyor. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı bize İrem'ciğim? Şöyle, başta Sami hocam olmak üzere tüm hocalarıma emeklerinden ötürü çok teşekkür ederim. Yardımlarını, desteklerini esirgemediler. Aileme, arkadaşlarıma, güzel dilekleri olan herkese teşekkür ederim. Son olarak da bu TUS'ta intern olarak katılmıştım. Tercih yapamayacağım ama Ekim TUS'undan itibaren hazırlanan çok fazla hekim kardeşimiz, hekim arkadaşımız var. Onların her şey gönüllerine göre olsunlar. İnşallah istedikleri yer olur. Teşekkür ederim.
İremcim, inşallah senin de her şey istediğin gibi olur. Bu güzel paylaşımlarından dolayı, içtenlikle paylaşımlarından dolayı biz sana çok teşekkür ediyoruz.